Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Çok uzun zamandır yapmak istediğim bir şey yapacağım. Bugün güzelleştiğim o yazın 3 kitabının serisinde tek oturuşta okuyacağım. Gerçekten o kadar heyecanlıyım ki bunun için. Zaten ben diziyi daha önceden izledim. 1. ve 2. sezonunu. Yani 1. ve 2. kitap olmuş oluyor. Ama 3. kitap benim için böyle bir sır perdesi, bir gizemli şu anda. Ve bunu o kadar hızlı bir şekilde okumaya geçmek istiyorum zaten ki... Aa tamam, ben de şu anda elimde 2. ve 3. kitabı var. 1. kitabını bulamadım. Satılmadı internette. İşte hep ürün kapanmıştır falan filan. Ve o 3. kitabını tabletten okuyacağım. 1. kitabını tabletten okuyacağım. Ondan sonra kitapla devam edeceğim. Zaten ben kitaptan okumayı her şeyi çok daha seviyorum. Yani elimde olmasını daha çok seviyorum. Böyle keşke Amazon bana sponsor olsaydı. Amazon bana bundan sonra sponsor olmak istersen... Bir tane kutu vardı, tamam, böyle Amazon'un şey işte güzelleştiğim o yaz kutusu böyle. O kadar güzel, o kadar bayıldım ki, çok güzeldi. Özür dilerim ama video full spoilerlı olur çünkü yapacak hiçbir şeyim yok. Benim bu konuyla alakalı konuşma daha yapamam. Çünkü hem diziyi çok seviyorum, hem konuyu çok seviyorum, hem karakterleri çok seviyorum. O yüzden de özür dilerim, yani eğer spoilersiz bir video istiyorsanız o video bu video değil. Başlayalım. Bu arada böyle dizi izledikten sonra kitap okumak da böyle şey oluyor. Kafamda böyle şeyleri çok daha net canlandırabiliyorum. İşte mesela bu havuza atılma sahnesi falan filan. Bayağı şey oluyor, böyle tatlı oluyor, böyle flashback gibi gözümün önünden böyle şeyler geçiyor. Güzel. Böyle 1. kitabı tabletten okuyacaktım. Telefonlar bir tık zor olabilir, küçük. Bu da bir tık belki gözümü yorabilir. 260 sayfa, 25. sayfadayım zaten. Yavaş yavaş bakalım. Böyle. 1. kitap bitince haber vereceğim. Ve bu arada siz hangi team'i tutuyorsunuz? Size team Conrad yoksa team Jeremiah? Bilmiyorum. Ben kesinlikle anti Belly'im ama onun dışında team Conrad bana bir tık daha yakın. Şu an kitapta aslında Belly'nin saç renginin, göz renginin mavi olduğunu öğrendim. Bu da böyle bir bilgi. Aslında Belly'nin kitaptaki göz rengi maviymiş. Büyük ihtimalle şey değiller bunlar ya. Koreli gibi değiller. Koreli gibiler. Yarı Koreli, yarı bir şeyli gibiler. Burada çok şeyini bulamadım. Etnik kökenlerine dair bir şey yoktu ama dizide öyle olması gerekiyordu. Ve bence Belly'nin en iyi erkek arkadaşı Cam Cameron'da. Cam Cameron bence dizideki en karakter. Toksik olmayan ve sağlıklı bir ilişki yapabileceğiniz biri. Teşekkürle bitirdik bu kitabı da. Bayağı işte bu 2. sezonun 1. bölümü falan galiba olmuş oluyor bu kitabın en sonu. Güzel. İlk kitapta işte hem karakterleri tanıyoruz hem de işte Belly'nin herkesi sevmesi hakkındaki bilgiye kavuşuyoruz. Ama aslında hep de sadece Conrad'ı seviyor. Bunun dışında ne var? Aslında Conrad de şeyde diyor, kitabın içinde diyor işte ilk kitapta. Onu istiyorsun, sen sadece doğum günü pastasını istemiyorsun diyor. Yanındaki işte keki de, ıvır zıvır, abur cubur da istiyorsun diyor. Yani dondurmayı istiyor. Her şeyi sen istiyorsun. İşte Cam Cameron da verimli olsun, işte o da orada dursun, ben de burada durayım. Aslında haklı. Çünkü Belly tam olarak ne istediğini bilmiyor. Bence biliyor. Her şeyi istiyor. Yani gerçekten her şeyi istediğini ben düşünüyorum Belly'nin. Neyse, 1. kitabı bitirdik ve tablete veda ediyoruz. Şimdi 2. kitaba geçelim. Şu an ikinci kitabın yarısındayım, yani yarısı değil, neredeyse yarısındayım. Şurada şurada. Böyle ve bu bölüm çok güzeldi. Böyle Conrad ve Bedel'in kışın yazlığa gitmeleri ve işte ateş yakmaları falan filan. Böyle çok tatlı bir bölümdü gerçekten. Birbirlerine olan sevgiyi yazar o kadar iyi anlatıyor ki, bir de işte dediğim gibi diziden böyle kesitler böyle aklıma geliyor. Böyle ekstra bir şekilde böyle anlattığı için de böyle daha iyice her şey sanki yerine oturuyormuş gibi geliyor. Böyle daha çok sevdim. İşte bir gece eve geç geldiği için annesi ona işte çok kızıyor. Ama Beli şöyle yazmış: "Tüm hayatınızın en güzel gecelerinden birinden nasıl pişman olurdunuz ki? Olmazdınız. Her kelimeyi, her bakışı hatırlardınız. Canınızı acısa da hiç unutmazdınız." Allah'ım amin amin inşallah. Konrad gerçekten benim çok iyi çocuk. Az kaldı ve saat şu anda bakalım 2 olmuş. Evet, birazcık mola vermiştim çünkü birazcık oturdum. Kahve falan içmiştim bu sırada. Şimdi az bir şey kaldı. Bunu bugün bitireceğim. 3. kitabını yarın sabah da okuyabilirim, emin değilim. Ama şimdi size şeyden bahsedeceğim. 2. kitaptaki en temel fark evi babalarının satması. Teyzelerinin değil. Hiç teyzelerinden bahsedilmiyor. Hiç, yani bir teyzeden bahsedilmiyor kitapta. O yüzden daha sığ bir şekilde ilerliyor. Ama burada böyle daha çok Conrad ve Beli arasında böyle bir konuşmalar falan geçiyor. Ve Steven ve Tyler arasında hiçbir şey yok kitapta. Yani şu ana kadar yok. Bilmiyorum ileride olur mu. Bu da bir temel bir fark bayağı. Böyle. Devam ediyorum. İkinci kitabı bitirdim ve şu an kafam çok karışık. Şu an ikinci kitabı bitirdim, tamam mı? Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Diziden farklılıkları bunun daha çoktu. Daha sade bir şekildeydi. Dizi böyle birazcık daha uzasın diye böyle daha eğlenceli ve aksiyonlu geçiyordu. İçine dizide ekstra karakterleri de katmışlardı. Burada sadece ilk sezondan tanıdığımız kişiler vardı. Ama gayet güzeldi. Ve işte Jeremy de şey oldu, şu anda belli oldu ama böyle son bir teşekkür birkaç yıl sonra diye bir şey koymuştu. Beyaz elbiseler içinde falan filan. Biri emin misin diye sormuş. O hayır demiş. Gelecek ve evsiz ama hala benim geleceğim diyor. Yani bilmiyorum şu anda. Şu an Belin'in daha 3. kitabın ilk sayfasında kardeşlerden biriyle evlendiğini söylüyor. Ama hangi kardeş olduğunu daha anlamadık. Ama biriyle evleniyormuş. 2 kere aşık olmuş bile. İşte biri Conrad'a, biri de Jeremy'ye. Bakalım kimle evlendik Beli. Tahmin ediyorum ama yani bence Conrad'la evlendi ama belli olmaz. Ceren beni aldatmış. Üzüldüm. Şimdi bence belli de, tamam mı? Şey diye bir soru var. Herkesi elde ettikten sonra okey elde ettim zaten deyip vazgeçebiliyor. Mesela işte Ceren'le olmak için işte öyle yaptı, böyle yaptı. Aslında benim için doğrusu oydu gibi davrandı. Şimdi de işte ben Hint yemeği sevmiyordum ama o Hint yemeği söylüyor diye falan getirdi. Abi yani kimse mükemmel değil. Yani bunu bilmesi gerekiyor. Ben çok garip. Yani Belin'in yerinde olmak ister miydim? İsterdim. Bu arada biberli zeytin, şu an sevdiğim şeylerde ilk ona girer. Şu an saat artık 3 oldu. 3:10 geçiyor. Ben 51. sayfadayım. 200 sayfam falan daha var yani daha. Galiba uyuyacağım. Yarın sabah devam ederim. Yani yapacak bir şeyim yok. Geç başladım zaten. 7.30'da falan başladım. Ondan sonra yemek yedim. Mola verdim yani. Sonra bir de kardeşimle kahve içtim. Bir de oldu ama biraz mola verdim. Ama 2 kitabı bitirdim yani. Bence bayağı iyi oldu. İkinci tura da yarın sabah uyandığım gibi devam ederim diye düşünüyorum. Şu anda daha fazla bunu yapamayacağım. Yani çünkü böyle olunca okumak şeyim düşüyor. Zevkim düşüyor yani. Zevkli okumak varken niye şimdi kendimi böyle zorlayıp okuyayım ki? De bakar mısınız? Şeyim çok güzel değil mi? Buna. Kitap ayracım. Bayılıyorum kitap ayracıma. Çok güzel. Şeyden almıştım. Penguin'den almıştım. 10 liraya. Çok güzel. Evet işte 10. bölümde bunu bırakacağım. Şu an Jeremy'de şeyin Beli barışacak, barışmayacak mı onun şeyini yapıyoruz. Beli yine şey düşündü. Ben hala aşığıma gitti Conrad'a. Conrad diyeceğim. Conrad. Mesela Conrad'a hala aşık mıyım değil miyim yine döndü Beli. Vallahi Beli kadar doyumsuz bir şey yok. Yani kardeşimi düşürmedi. Ne bileyim yani. Ama kitap diziden farklılıkları yine burada da bir tık daha var. Ama çok değil. Ama böyle bazı temel şeyler var. Bilmiyorum. Beli ne yapacak? Jeremy ile geri barışacak mı onu aldattığı için? Bakalım. Çok kötü ya. Bizde de yenileseler ya şu kapakları. Öbürleri o kadar güzel ki. Öbür yani İngilizce basımları falan. Çok güzel, çok beğendim. Ay, bizde de yenilerler. Ama şu an bilmiyorum. Artık yenilemezler mi? Ah. Başım bile ağrımaya başladı ya. Neyse ben uyuyayım hadi. 270 sayfaymış bu. Şimdi kitabın son sayfalarını gördük ya. Conrad'ın Beli'ye yazdığı mektuplar falan böyle. Ve bu aralar çok da böyle birbirine mektup yazan insanlar karşıma çıkıyor ve çok güzel bir şey değil mi? Birine aşk mektubu yazmak falan. Dünyanın en romantik şeyi falan galiba. Bu aralar hep konuşuyorum. Acaba böyle bir aşk mektubu alacak mıyım hayatım boyunca falan diye. Ya çok ütopik bir istek mi acaba? çok güzel bir şey gerçekten. Bu aralar manifest ettiğim tek şey aşk mektubu almak falan. Bilmiyorum bir gün o kadar çok sevilebilir miyim? Ben yazar mıyım ki mektup kimseye? Bilmiyorum işte böyle aşk mektubu almak istiyordum bu aralar. Böyle ara ara bazı isteklerim oluyor. Bazen İtalya'ya taşınmak istiyorum. Bazen bir oyuncu olmak istiyorum. Bazen bir manken olmak istiyorum. Bazen hiçbir şey yapmadan sadece kuaför olmak falan istiyorum. Bazen bir kitapçı olmak istiyorum. Çok güzel ya. Ama bu arada işte dediğim gibi isteğim aşk mektubu almak. Allah'ım. Amin amin inşallah. Yani gerçekten aşk mektubu almasam da benim böyle sevecek biri var mı be? Her neyse ben benim dertlerimi bir kenara bırakıp böyle uyuyayım. Saat 3.30 olacak ya şimdi. Çiçeğine geçiyor tam olarak. O kadar da kahve içmiştim. Pek bir faydasını görmedim. Hadi iyi geceler. Yarın görüşürüz. Yarın sabah. Bye. Günaydınlar. Şimdi 3. kitaba devam edeceğiz. Ama önce bir kahve yapacağım. Ondan sonra 3. kitabını da bitireceğim. Ondan sonra sizle her şeyin böyle tam olarak genel bir şeyini yaparız. Değerlendirmesini yaparız. Jeremy Bell'e evlilik teklif etti şu anda ve daha belli birinci sınıfta. Hayır kızım lütfen bir dakika. Şu an çamaşırları ben yıkarım falan diyor. Bir dakika. Daha 10 sayfa önce acaba Conrad'la yeniden mi birlikte olsam diyordu. İnanmıyorum. Bey sen nasıl bir sen? Daha 19 yaşında falan Bey'le. 115. sayfadayım ve Bey gerçekten dünyanın en ergen insanı gibi davranıyor. İlla hatta diyor ki ben evleneceğim, ben evleneceğim. Annesi de evlenirsen düğününe gelmem diyor. Hala diyor ben evleneceğim. Yani o da emin değil ama diyor ki ben evleneceğim. Yarıladım. Ve çok saçma gidiyor. Gerçekten ergen kavgası gibi evlilik kavgası veriyor şu anda. Sanki böyle konsere gideceğim diyormuş gibi böyle evleneceğim diyor. Aa, çok kötü. Çok az bir şey kaldı. İşte Conrad artık şey yaptı Beli'ye artık. Onun oğlunu benimle ol dedi. Diyorum ki şu an Beli gerçekten artık en sonunda Beli'ye kalpsizsin dedi. Beli'nin bence kalpsiz değil. Beli'nin birden fazla kalbi var. Böyle bir sıkıntısı var. Az kaldı. Bakayım kaç sayfa kaldı. 237. sayfadayım. 278 sayfa. 50 sayfa kaldı. Ve şu an olaylar böyle aşırı şey gergin bir şekilde ilerliyor. Ağlayabilirim herhalde. Çünkü cidden Conrad'a çok üzülüyorum. Böyle konuşma dili falan bilmiyorum. Conrad'a çok fazla kişilik olarak benzediğimizi ben düşünüyorum. Yani gerçekten kitapta kendime en yakın bulduğum karakter Conrad. Belki gerçekten bir gün onun yerinde olma ihtimalimi düşünüp üzülüyorum kendime ve Conrad'a. Conrad gerçekten seviyor ama böyle bazı duvarları var ve onları bir türlü indiremiyor. Kendini çok fazla kapatıyor ve korumaya belki de çalışıyor. Bilmiyorum, bu yönden kendime onu benzetiyorum. Ben aslında bu 3 kitabı da sırf Conrad için okuduğumu ben söyleyebilirim. Yani sonuna kadar Team Conrad'cıyım. Aslında Team Conrad dediğim şey, yani Belle'nin Conrad'da olmasını onaylamıyorum. Çünkü Belle Conrad'ı hak etmiyor. Anlatabiliyor muyum? O Jeremy ile evlensin ve 5 sene sonra da boşanırlar büyük ihtimalle yani. Ama Conrad böyle çok daha akıllı biriyle evlenmeli. Benim gibi. Şu an işte tüylerim diken diken bu arada. Böyle o kadar şey oldum ki gözlerim falan doldu. Son bölümündeyim galiba kitabın. Conrad ve Belle'nin evlendiğini öğrendim. Evlenmişler. Çok romantik bitti sana. Ah! Tam istediğim gibi. En sonunda ağladığım yani ve beni çok etkileyen yer Conrad Belle'ye İspanya'da okurken Erasmus gibi bir şey herhalde, orada okurken mektup yazmaya başlamış. El yazısıyla mektup yazmaya başlıyor. Ama Belle buna hiç cevap vermiyor. En sonunda da Belle bir tane işte cevap mektubu gönderiyor. Ve onu artık Conrad hep cüzdanında taşıyormuş. Ona işte umudu hatırlatıyormuş falan filan. En sonunda da evlerindeki oturma odasında çerçevelenmiş bir şekilde asılıymış. Aşk böyle bir şey olsa gerek. Bu videoda zaten benim safımı belli ettim en başından beri. Her zaman Conrad'ı seviyordum. Ama Belle'ye yine de layık görmedim yani. Conrad'ı Belle'ye layık görmedim. Yok, Belle'yi mi Conrad'a layık? Ya Belle'yi sevmiyorum. Jeremy şaşırtmadı. Steven burada çok şeyde. Kitaplarda aşırı sönük. Tyler da yine sönük. Yani dizilerde ekstra karakter eklediklerinde daha tatlı oluyor ama kitapta böyle ikili o romantizm daha fazla var. Ben onu sevdim. Böyle bence gayet güzeldi. Buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Diziyle ilgili yorumlarını istersen aşağıya yaz. Siz hangi takım tutuyorsunuz? Böyle. Ben birazcık ağlayacağım galiba. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.